8 tane kutu bir şey. Şimdi serbest vuruş kullanıldı, kapı vuruşunda top out'a gitti. 8 kutu iş var, biri penaltı. 8'inin çoğu çok net kurtarışlar. Yani şu en son Robin van Persie'nin kafası inanılmaz bir top. 1-0 iken Fernandão'nun kapı vuruşu var sevgili Kıvanç. Bruno Alves çevirmişti topu Fernandão'nun kapı vuruşunda. Çizgi üzerinde eliyle son anda topu uzaklaştırdı. Evet yani çok kritik. 8 kurtarışın 4'ü mesela yine Van Persie'nin karşı karşıyası var. Volkan Şen'in şutu var. Yani bazıları üstüne gitti ama uzadığı toplar var. Fernandão'nun kafasıyla Van Persie'nin kafası ne uzadı. Volkan Şen şutunda yine köşeyi kapattı. Artı penaltıda tabii köşeyi tahmin etmesi önemli. Yani maçın tabii 2-0'dan sonra bile Fenerbahçe'nin yine dönmesi pozisyon zengini açısından mümkünken girdiklerimizi maalesef değerlendiremeyince maç şu anda son sayıları oynanırken 2-1 devam ediyor. Başakşehir karşısında geçen sene 2-0'dan 2-2'ye getirmiştik mücadeleyi ama bu sene 2-0'dan 3-2'ye bile getirme imkanı bulmamıza rağmen fırsatları değerlendiremedik. İlk yarıda hiç pozisyon bulamamıştık belki ama ikinci yarıda sezonun belki de en çok şut attığımız, en çok pozisyona girdiğimiz maçını oynadık. Fakat bunlardan maalesef sonuç alamadık. Kimi zaman tabii iyi vuruşlar gelmedi. Kimi zaman kaleci Volkan Babacan'ı geçemedik. Şu anda son düdük bekleniyor ve geldi son düdük. Evet son düdük geliyor. Fenerbahçe Spor'da bu Süper Lig'in 32. haftasında Melibor Başakşehir'e deplasmanda 2-1 mağlup oluyor. Bizler de maç havası programının sonuna geliyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.